Merhaba canlarım. Harika bir yere geldim. Sizleri de bundan mahrum etmek istemedim. Burası Bodrum'da Yalı Çiftlik. Bir videomda zaten size söylemiştim. Yoldan da çekmiştim yolunu. Harika bir köy. Şimdi buraları böyle yürüyerek gezeceğim. Sizlere göstereceğim. Öyle tatlı, öyle şirin küçük küçük evler, köy evleri var ki. Hani Bodrum'da, Bodrum'un böyle merkezine yakın da bir yer. 20 kilometre falan. Hani böyle bir yer olduğuna inanamayacaksınız. Mesela şu karşı tarafları size şöyle bir göstereyim. Şu manzaraları şöyle bir sizlere çekeyim. Nereden gireyim, nereden çıkayım diye düşünüyorum. Bu arada kız arkadaşım evine geldik burada. O kız arkadaşın evini de çekeceğim birazdan. Evinin içi o kadar güzel ki şöyle bir dışarıdan göstereyim önce size. Şöyle küçücük, şirin bir ev. Gördüğünüz gibi bahçesi var. Burayı kiralamış kendisi. Ama bayağı yıllar önce. Şu an bulamıyoruz. Burada arkadaşları arıyoruz ama maalesef şu an ne kiralık ne satılık bulamıyoruz. Şöyle gezerek sizleri buraya göstereyim. Bu arada nasılsınız? Her şey yolunda mı? Sağlık, sıhhat yerinde mi? Sıkıntı yoktur inşallah. Gülüyoruz hep değil mi? Moraller her zaman tavan değil mi arkadaşlar? Öyle olmalı biliyorsunuz. Dediğim gibi her zaman söylüyorum ya. Şu dünyaya bir kere geliyoruz. Karga söz. Bir kere geliyoruz ve bunun kıymetini bilmemiz gerekiyor. Şurada tavuklar var. Şunların meyveleri yeniyor biliyorsunuz ama şimdi mevsimi geçti. Şeker hastalığına birebir. Şurada tavuklar var. Ay çok güzel aslında buradaki evlerde böyle küçük küçük. Benim evim de çok güzel ama burası da ayrı bir güzel, ayrı bir havası var. Şöyle bakar mısınız? Şuradan bir gidelim bakalım. Şurada yol var. İnekler var. Gidelim şöyle gezelim. Ama en güzel yer benim evim dermişim. Hemen burada mezarlık var dibinde. Allah rahmet eylesin. Şimdi gördüm bu mezarlığı. Allah hepsine gani gani rahmet eylesin inşallah. İşte köy mezarlıkları bunlar. Küçük küçük. Aa, inekler. Gidelim mi ineklere? Şöyle gidelim. Tavuklar. Bunlar hapis. Gezmiyor bu tavuklar niyeyse. Hapsetmişler. Mis gibi bir hava var. Tertemiz. O kadar güzel kokuyor ki. Bilmiyorum herhalde bu mevsimde bu topraklar güzel kokuyor. Şu ineklerin kokusu bak şurada gübresi var. İnanın kokmuyor gübre. Kıt kıt kıt. Gel bili 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 bili. Böyle derdi benim rahmetli babaannem. Gel bili 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 bili. Gel bili 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 bili. Bu arada tedavimin son 2 gün kaldı tedavimin bitmesine. Acaba bu inekler bağlı mı? Bana toslama. Ay, ay, buzağıya bak. Bana toslamazlar inşallah. Bağlıdır bunlar. Sahibi de nerede bilmiyorum da. Aman da buzağının güzelliğine. Sen ne kadar güzel bir şeysin ya. Burna bak ya. Burna bak sen. Gel. Gel. Tepik atarlar mı bana acaba? Ay sen çok güzelsin. Ay surata bak. Surata bak. Gel 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 gel. Anası kim bunun? Hı? Hanginiz bunun anasısınız? Gidelim. Ben korktum. Vallahi şuraya bak. Maşallah. Maşallah. Kocamanlar maşallah. Biliyor musunuz bunları kesiyoruz ve yiyoruz. Yani. Vallahi inkar etmeyeceğim. Ben eti çok seviyorum ama işte böyle bunları da görünce böyle hani hiç et yememek istiyorum ama kendimi tutamıyorum. Çok seviyorum. Kendimden de utanıyorum. Kendime de kızıyorum. Bunları böyle görünce nasıl bunları yiyorum diye. Of, neyse. Gidelim hemen. Keşke ben de vejetaryen olsaydım.
Ama olamıyorum işte. Ne yapayım? Olamıyorum. Et gördüm mü kafayı yiyorum. Deliriyorum. Bu bayağı da bu tarlayı sürmüşler. Bayağı böyle güzel. Artık ne ekeceklerse hazırlamışlar. Anam, köpük niye kafesin içinde? Aa. Burada kafeslerin içinde neler var böyle? Niye siz kafestesiniz? Anlayamadım. Anam bu da kafesin içinde. Niye siz kafestesiniz? Bunlar av köpeği dostlarım. Bacaklarından belli. Tamam. Gidiyorum tamam. Burada neler varmış acaba? Ben de var ya el alemin arsasına evine girdim. Burada herhalde tavuk civciv bir şey varmış herhalde. Şurada ne var acaba kapalı? Bir şey karıştırıyorum bir de. Vallahi bir oradan bana bağırsa kızsa haklıdır yani. Sormadan niye karıştırıyorsun sağa solu derse. Yemin ediyorum haklıdır. Şuralar ne kadar güzel. Çok harika. Tamam sus. Tamam sus. Şöyle bakın sokaklar çok güzel. Şuralar. Gerçekten çok güzel bir yer burası. Şöyle yürüyelim bu tarafa doğru. Evet, geri dönüş yolunda durdurdum videoyu. Aynı yerleri tekrar size göstermeyeyim diye. Şimdi tekrar başlattım. Şimdi o yola doğru çıkıyorum. Cami var burada. Hı-hı. Aman var ya beni böyle buralara atın. Beni böyle yerlere atın. Bırakın. Haftalarca, aylarca gelip beni aramayın, sormayın. Hiç üzülmem. Şurası da çok şirin. Çevirmiş yeşil sahte çim halıyla. Şurada zeytin ağaçları. Zeytin bahçesi. Hı-hı. Aa bak şurası zengin yeri belli. Çok güzel bir taş ev. Harika bir taş ev. Şöyle yaklaştırayım oraya hiç gitmeyeyim şöyle. Şuradan. Çok güzel bir taş ev. Ben de sizlerle beraber ilk defa görüyorum. O yüzden böyle susarak seyretmeyi tercih ediyorum. Şurası dar bir yol. Oraya gitmeyeyim. Şu yokuşu da çıkmayayım. Şuralara bakalım. Şurası yokuş arkadaşlar. Hiç çıkmayayım orayı. Şurada mini minnacık bir ev. Mini minnak. Küçücük bir odalı bir ev. Ya işte huzur. Ev kocaman olsa, saray olsa ne olur? Ev huzurlu olsun, bir göz olsun, 10 metre olsun, 10 metrekare olsun. İnanın huzur olduktan sonra yetiyor. Yani benim evim de öyle minnacık, 1+1. Huzurum olduktan sonra bana yetiyor. Hiç fazlasında gözüm yok. Ne saraylarda, ne hanlarda. Hiç. Ay. Şöyle çıkıp baharda, yazın oturup şu ormanda, şu çimlerin arasında bir piknik yapmak, bir çay içmek,
Benim en büyük huzurum. Bakın şu karşıda tepede bir ev var. Çok güzel manzarası onun bence. Bakar mısınız? Çok güzel. Evet. Bakın şurada da çok şirin bir ev. Küçücük. Benim gibi kabakları boyamışlar, asmışlar. Çok tatlı duruyor. Güller pembe pembe. Nefis duruyor. Evet. Şimdi bu köy videom. Yani buranın videosu burada bitsin. Küçücük bir yer zaten burası. Çok şirin, tatlı bir yer. Yalı Çiftlik diye geçiyor Bodrum'da. Bunu burada bitiriyorum. Daha yeni, daha güzel videolarla inşallah. Her videom bir öncekinden bin kat daha güzel olsun. Daha çok mutlu etsin sizi, daha çok size bir şey versin dileğiyle. Sizi öpüyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.